Türk savunma sanayisinde yürütülen çalışmalarla geliştirilen zırhlı muharebe araçları sundukları kalite, yüksek performans ve maliyet avantajıyla ihracatta yeni başarılara imza atıyor. Türkiye'nin savunma sanayisinde yaptığı ihracatta zırhlı muharebe araçları önemli yer tutuyor. Farklı ihtiyaçlara cevap vermek için geliştirilen araçlara gösterilen ilgi özellikle son yıllarda artış gösteriyor. Türkiye'nin zırhlı muharebe aracı üreticilerinden Nurol Makina, başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere yurt içi ve dışındaki kullanıcılara yönelik Ejder Yalçın, Yörük, Ilgaz 2, Ejder Kunter ve Ejder Toma gibi bir dizi araç üretiyor. Bugüne kadar üretilen 1500'den fazla zırhlı araç 8 yıl gibi kısa süreti Katar, Kuvvet, Macaristan, Şili, Özbekistan, Senegal gibi farklı coğrafyalardaki ülkelerce göreve başladı. Söz konusu araçlar Türkiye dışında 14 ülkede kullanılırken bunlara son olarak bir Afrika ülkesi eklendi. Böylece ihracat yapılan ülke sayısı 15'e yükseldi. Türk zırhlılarına ilgi gösteren bir dizi ülkeyle görüşmeler de devam ediyor. Bu ülkelerden en dikkati çekeni ise Japonya. Nurol Makina Japonya'da açılan zırhlı araç ihalesinde yörük 4x4 ile ilk elemeyi geçen 5 firma arasına girmeyi başardı. Japonya yükselen savunma bütçesiyle bu alandaki yeteneklerini ciddi biçimde artırmayı hedefliyor. Ülke aynı zamanda Asya Pasifik pazarına giriş kapısı olması açısından da önem taşıyor. Türk zırhlıları 17-20 Ağustos'ta düzenlenecek ve çok sayıda ülkeden davetlinin katılacağı 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda bir kez daha vitrine çıkacak.